çocuklar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf Türkçe dersinde erdemler teması bağlaçlar konusunu işleyeceğiz. Defter, kitap ve kalemleriniz hazırsa başlayalım. Şimdi gelin hep birlikte bugün neler öğreneceğimize bir göz atalım. Bugün çocuklar bağlaçlarla ilgili bilgiler öğreneceğiz. Daha sonra okuduğumuz metni bağlaçlara dikkat ederek okumayı öğreneceğiz. Ve son olarak ise okuduğumuz metinle ilgili bilgileri hatırlama ve soruları cevaplama etkinliğimizi yapıp bitireceğiz. Evet çocuklar, o zaman başlayalım. Bağlaçlar, cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir. Bağlaçların tek başına anlamı yoktur. Cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamında bozulma olmaz. Ve bağlaçlar kendinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılırlar çocuklar. Şimdi bağlaç türlerine değinecek olursak. İlk bağlacımız V bağlacı. Daha önce duydunuz mu ya da gördünüz mü? Bakalım neymiş? Cümleleri ve aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar. Örnek verecek olursak. Eve gideceğim bir cümle. Ödevimi yapacağım bir cümle. Bunları birleştirelim. Eve gideceğim ve ödevimi yapacağım. Ve ile birleştirdik gördüğünüz üzere cümleleri. Evet, daha birçok örnek verilebilir. Şimdi ikinci bağlaç türümüze geçelim çocuklar. İle bağlacı. İle bağlacı aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar. Ve iki tür ile vardır çocuklar. Bir edat olan ile, bir de bağlaç olan ile. Bunları ayırmak ise çok basit. Bir kuralımız var. İle bağlacının yerine ve üstte gördüğümüz ve bağlacını getiriyorsak ve cümlenin anlamında bir bozulma olmuyorsa ile bağlaçtır çocuklar. Ama ilenin yerine ve bağlacını getirdiğimizde cümlede bir bozulma oluyorsa ya da daralma oluyorsa ile edattır çocuklar. Örneklerle daha iyi anlayacağız. Yiyecekler ile içecekleri ben getirdim. Buraya ile'yi gördük değil mi çocuklar? İle'nin yerine ve'yi ekleyelim. Yiyecekler ve içecekleri ben getirdim. Cümlede bir anlam bozukluğu oldu mu çocuklar? Yani böyle kulağa tırmalıyor mu? Hayır değil mi? O yüzden bu bir bağlaçtır. Ve yerine getirdiğimizde olumlu oldu. İkinci örneğimize bakalım. İzmir'e otobüs ile gittik. İzmir'e otobüs ve gittik. Sizce mantıklı mı? Bir mantıksızlık var değil mi çocuklar? V'yi yerine koyduğumuzda ilenin yerine mantıksızlık oldu. Bu yüzden bu bir edattır. Diğer bağlaç türlerimize geçelim. Evet çocuklar. Diğer bağlaç türümüz ise D ve Ki bağlacı. İki tür D ve Ki vardır çocuklar. D ve Ki bağlacını cümleden çıkardığımızda yapısı bozuluyorsa ektir, bitişik yazılır. Eğer yapısı bozulmuyorsa bağlaçtır, ayrı yazılır. Ve örneklere geçecek olursak, örneklerde daha iyi anlayacağız. Mesela, evde seni bekliyoruz. Buradaki D'yi gördük değil mi çocuklar? Onu cümleden bir çıkartalım bakalım. Cümlenin anlamı bozuluyor mu? Ev seni bekliyoruz. Oldu mu? Olmadı değil mi? Bir cümlede bir bozukluk oldu. Bu yüzden bu bir ektir çocuklar. Ek neydi zaten? Bitişik yazılırdı değil mi? İkinci cümlemize geçelim. Arkadaşı da gelecekmiş. Buradaki da'yı gördük değil mi çocuklar? Bunu çıkartıyoruz cümleden. Arkadaşı gelecekmiş. Sizce bir mantıksızlık var mı ya da bir anlam bozukluğu? Yok değil mi? Daralma da yok. Bu yüzden buradaki da bir bağlaçtır. Zaten ayrı yazılmış gördüğünüz üzere. Ki'ye de örnek verecek olursak çocuklar. Mesela sabah erken kalkmalıyım ki okula geç kalmayayım. Oradaki ki'yi çıkardım cümleden. Sabah erken kalkmalıyım, okula geç kalmamalıyım. Bir mantıksızlık yok değil mi çocuklar? O zaman oradaki ki de bağlaçtır ve ayrı yazılır cümleden. Evet çocuklar, şimdi diğer bir bağlaç türümüze geçelim. Ama, fakat, lakin. Bu gibi bağlaçlar bir metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadeleridir çocuklar. Örneklere bakalım. Çok çalıştı ama başaramadı. Ama'yı burada gördük değil mi çocuklar? O zaman bu bir bağlaçtır. İki cümleyi birbirine bağlamış. Alttaki örneğimize geçelim.
Çok yorulduk fakat buna değdi. Buradaki bağlacımız hangisi? Fakat değil mi? Fakatı gördük. Bu o zaman cümleleri ne yapmış? Birbiri arasında geçiş özelliği göstermiş değil mi çocuklar? Lakin örnek verecek olursak mesela boyumuzun lakin voleybol oynamak için yeterli değil. Oradaki lakin de iki cümlenin birbirini arasında geçiş özelliği göstermiş değil mi çocuklar? Evet. Şimdi çocuklar bağlaç türlerimiz bitti. Bugünlük bu kadar gördük. Örneklerimize geçelim. Hadi bakalım. Örneklerde çocuklar. Geçen dersimizde okuduğumuz bir metin vardı hatırlarsanız. Neydi ismi? Hayri ile Pırıldı değil mi çocuklar? Bu metnimizin bir kısmını alıp buraya koydum ben. Buradaki bunu tekrar okuyarak içindeki bağlaçları bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım hep birlikte bir okuyalım. Annesi Pırıl'ın onu biraz olsa da kıskandığını anlamıştı. Ama bunu ona söylemek istemedi. Annesi, tamam kızım, komik bir olay olabilir. Ama bu konu hakkında çok fazla dalga geçer ve gülersen Hayri sana kırılabilir. Hatta küsebilir. Pırıl, tamam anneciğim der ve yola koyulur. Yolda giderken annesinin söyledikleri biraz kafasına takılmıştır. Hayri ona neden küsecekti ki? Sadece gülmüştü. Evet çocuklar, şimdi hikayemizi okuduk. Hatırladınız değil mi? Şimdi ise cümle cümle giderek arasındaki bağlaçları bulmaya çalışalım. Annesi Pırıl'ın onu biraz olsa da kıskandığını anlamıştı. Buradaki bağlacımızı gördük değil mi çocuklar? Ama bir dakika, bağlaç olup olmadığına bakacağız değil mi ilk önce? Ne yapıyorduk? Cümleden çıkar diyorduk. Mantıklı oluyorsa bağlaç oluyordu değil mi? Bakalım çıkartalım. Annesi Pırıl'ın onu biraz olsa kıskandığını anlamıştı. Bir mantıksızlık var mı? Yok değil mi? O zaman bu bir bağlaçtır çocuklar. İkinci cümlemize geçelim. Ama bunu ona söylemek istemedi. Burada sizce hangisi bağlaç ya da var mı bağlaç? Ama değil mi? Burada ama'yı gördük. Bu bir bağlaç çocuklar. Üçüncü cümlemize geçelim. Annesi, tamam kızım, komik bir olay olabilir ama bu konu hakkında çok fazla dalga geçer ve gülersen Hayri sana kırılabilir, hatta küsebilir. Buradaki bağlaçları gördük mü çocuklar? Hadi işaretleyelim onları. Ama var değil mi bir çocuklar burada gördüğümüz ama? Daha sonra baktığımızda ise bir V bağlacını görüyoruz değil mi çocuklar? Evet. Devam edelim. Pırıl, tamam anneciğim der ve yola koyulur. Burada sizce hangisi bağlaç? V bağlacı yine değil mi çocuklar? V'yi işaretledik. Devam edelim. Yolda giderken annesinin söyledikleri biraz kafasına takılmıştır. Sizce burada bir bağlaç var mı? Yok değil mi? Hiçbir bağlaç. Ama bakın, burada bir dağ ekini görüyoruz değil mi? Onu bir cümleden çıkartalım bakalım. Yol giderken annesinin söyledikleri biraz kafasına takılmıştır. Bir mantıksızlık oldu değil mi? Yol giderken. Sanki yol gidiyormuş gibi oldu. Bu yüzden bu bir ektir ve bitişik yazılmıştır gördüğünüz üzere. Son cümlemize geçelim. Hayri ona neden küsecekti ki? Sadece gülmüştü. Burada sizce hangi bağlacımız var? Ki bağlacımız var değil mi çocuklar? Ki bağlacını gördük. Evet çocuklar, diğer etkinliklerimize geçelim. Evet çocuklar, diğer etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümlelerde D, DA ve Kİ'ler bağlaç ise D, değilse Y yazınız. Hadi başlayalım cümlelerimize. Klavyedeki ses yüzünden uyuyamıyordu. Buradaki bağlaç hangisi sizce? Kİ'yi gördük değil mi çocuklar? Hadi onu bir cümleden çıkartalım bakalım. Klavyede ses yüzünden uyuyamıyordu. Burada bir mantıksızlık oldu değil mi? Cümlede bir kopma sanki var. O yüzden bu bir ektir çocuklar ki. Ve bitişik yazılmış gördüğünüz üzere. Ne? Bağlaççı değil değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Y yazıyoruz. Yanlış yani. Bana hediye de mi aldın? Buradaki bağlacımız hangisi ya da bağlaç mı? Bakacağız şimdi. D'yi gördük değil mi çocuklar burada? Onu bir cümleden çıkartalım. Bana hediye mi aldın? Bir mantıksızlık olmadı. Cümlede daralma da olmadı. O zaman bu bir bağlaçtır değil mi çocuklar? Doğru yazalım.
Üçüncü cümlemizde ise bugün de okula gitmezsem sınıfta kalacağım. Buradaki bağlacımız hangisi? D değil mi? Gördük. Ya da bağlaç mı? Bilmiyoruz. Bugün okula gitmezsem sınıfta kalacağım. Bir mantıksızlık olmadı yine çocuklar. Üstteki gibi aynı değil mi? O zaman bu da bir bağlaçtır. Ve gördüğünüz üzere zaten ayrı yazılmış. Doğru diyoruz. Evet, alttaki cümlemize geçtiğimizde İzmir'e kadar geldin de yanıma uğramadın. Burada hangi sizce bağlaç olabilir? D'yi gördük değil mi? Hadi onu bir çıkartalım cümleden. İzmir'e kadar geldin, yanıma uğramadın. Burada bir mantıksızlık olmadı aslında. Sırada okuyunca değil mi çocuklar? O zaman bu da bir bağlaçtır. Ayrı yazılmış. Doğru. Sonraki cümlemizde çalışmadı ki başarılı olsun. Ki'yi gördük değil mi burada çocuklar? Onu bir cümleden çıkartalım. Çalışmadı, başarılı olsun. Bir mantıksızlık olmadı. Ve cümlenin anlamında daralma olmadı çocuklar. O zaman bu da bir bağlaçtır. En son cümlemizde ise çocuklar, karşıdaki patika daha kısa gözüküyor. Karşıda patika daha kısa gözüküyor. Ki'yi çıkarttık değil mi burada? Bir mantıksızlık olmadı. O zaman bu bir mantıksızlık oldu daha doğrusu. Çünkü karşıda patika oldu. O yüzden bu bir ektir ve yanlıştır değil mi çocuklar? Evet çocuklar, bugün bu etkinliğimizde de gördüğümüz üzere D'da ve Ki'leri bulmaya çalıştık. Hangisi bağlaç, hangisi ektir görmeye çalıştık. Diğer etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar, şimdi ise son etkinliğimize geldik. Son etkinliğimizde sizin için resimler çizdim. Görüyorsunuz değil mi? Resimleri inceleyelim bakalım sırasıyla. Birinci resimde masmavi parıl parıl parıldayan bir paten görüyorsunuz değil mi çocuklar? Ve bir de böyle mutlu olmuş iki arkadaş görüyorsunuz. Bunlar size bir şeyler hatırlatıyor değil mi? İkinci resmimize bakalım. Üzgün, mutsuz, böyle bir çare bir çocuk duruyor değil mi burada çocuklar? Üçüncü resmimizi inceleyelim. Böyle pateniyle oynarken düşmüş ve onu da bilen bir kız çocuğu görüyoruz burada değil mi çocuklar? Dördüncü resmimizde ise birazcık böyle mahcup, utanmış bir şekilde duran kız çocuğu ve dedesini görüyoruz burada. Bir dede görüyoruz daha doğrusu. Bunlar size neleri hatırlatıyor çocuklar? Bir şeyler canlandı mı aklınızda? Evet çocuklar, bunlar geçen derste dinlediğimiz metinden resimler arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi metni? O zaman birazcık hatırlayalım isterseniz. İlk başta ne oluyordu ya da hikayemizin ismi neydi? Hatırlayan var mı? Hikayemizin ismi Pırıl ile Hayri'ydi değil mi çocuklar? Hikayede neler oluyordu? Hayri'nin çok böyle güzel bir patini vardı ve onunla oynarken yere düşüyordu değil mi? Pırıl da onu birazcık kıskanıyor ve ona çok gülüyordu, dalga geçiyordu. Daha sonra ise Hayri Pırıl'a küsüyordu değil mi çocuklar? Ve Pırıl hatasını anlıyordu ve dedesi ona öğütler veriyordu. Daha sonra ise hani Pırıl hatasını anladı ya, Hayri'ye tekrar bir hediye almaya gidiyorlardı. Ne alıyorlardı? Paten alıyorlardı değil mi dedesiyle birlikte? Ve Hayri Pırıl'ı affediyordu. İşte şimdi çocuklar bu resimlerle birlikte tekrar sıralamaya göre koyalım bunları. Bakalım hangileri hangi sıraya göre konulacak? Başlayalım. İlk ne oluyordu? Hayri düşüyordu. Pırıl ona gülüyordu değil mi? Hangi resim bu sizce? Üçüncü resim değil mi çocuklar? Bakın burada pateniyle oynarken Hayri düşüyor ve Pırıl ona çok gülüyor. Daha sonra ise ne oluyordu? Hayri böyle artık Pırıl çok dalga geçtiği için Hayri ona küsüyor ve ağlamakta oluyordu böyle. Yalnız hissediyordu kendini değil mi? Sizce bu hangi resim? İkinci resim değil mi çocuklar? Bakın Hayri burada oturmuş tek başına. Ve sonra ne oluyordu? Pırıl hatasını anlıyordu. Dedesi ona öğütler veriyordu. Bu hangi resim sizce çocuklar? Dördüncü resim değil mi çocuklar? Burada birazcık utanmış, masum bir kız var. Bu Pırıl olmalı. Bu da dedesi. Ona öğütler veriyor. Sonraki resmimiz olaylara göre incelediğimizde ise hangisi olabilir? Pırıl Hayri'ye tekrar bir hediye alıyordu. Dedesiyle birlikte gidiyorlardı. Hatırladınız mı? Ne hediyesiydi o? Patendi değil mi çocuklar? Paten alıyorlardı böyle masmavi. Ve Hayri Pırıl'ı affediyordu.
oluyordu. Mutlu oluyorlardı. Hadi o zaman tekrar bir sıraya koyalım bunları. Birinci resmimiz hangisiydi? Üçüncü resimdi değil mi çocuklar? Üç. Daha sonra hangi resimdi? Hayri, mutsuz olan resimdi değil mi çocuklar? İki. Ve sonra hangisiydi? Dörttü değil mi? Pırıl böyle utanmış, dedesi öğütler veriyor. Dört. Ve son olarak ise burada Hayri Pırıl'ı affediyordu ve paten alıyorlardı değil mi? Bu da birinci resmimiz çocuklar. Evet çocuklar, bugünkü etkinliklerimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.